Merhaba. Türkiye'nin gündemi çok karışık. Neyi konuşmamız gerekiyor, neyi tartışmamız gerekiyor, vatandaşa neyi sormamız gerekiyor açıkçası. Kafalar da karışık, her şey karışık, allak bullak oldu. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya çalıştık, andık. Arkasından Fatiha okuyanlar oldu, okumayanlar oldu. Ben 57 yaşındayım, Atatürk'ün öldüğü yaştayım. Cuma hutbesinde yine her zamanki gibi Atatürk'ü anmadılar. Atatürk anılmadı. Ya Ali Erbaş, Diyanet'in başında. Diyanet kim? Hı? Diyanet kim? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu önderlik ettiği, kurulmasını istediği tıpkı İmam Hatipler gibi. Fakat hem İmam Hatipleri hem de Diyanet'i bugün işgal edenler ne yazık ki onun aziz anısına, hatırasına saygısızlık etmeye devam ediyor. Neyse bu anımsatmayı yapmak istedim. Önceki videoda da gördünüz, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Atatürk'ü de sevmek zorunda değil. Saygı duymak gerekiyor. Peki soru şu, kim Atatürk'ü sevmez? Atatürk'e kim saygı duymaz? Elbette ki denize döktüklerimiz. İngilizler sevmez, Yunan sevmez, Rum sevmez. Belki de Ermenistan'daki Ermeniler sevmez ya da içimizdekiler de sevmez. Sevmeyebilir ama özellikle içimizde yaşayanlar, Türkiye'de yaşayanlar saygı duymak zorunda, sevmek zorunda değil dediğim gibi. Neyzen Tefik'in bir sözü var, biliyorsunuz, bilenler biliyordur. Şuraya ekliyorum, ne diyor Neyzen Tefik? Neyse okumayayım, siz şurada görüyorsunuz çünkü terbiyem müsaade etmiyor. Aslında söyleyebilirim ama siz okuyun daha, işte görüyorsunuz. Neyzen Tefik bunları söylüyor. Bunların bizden olması mümkün değil. İşte bugün yaşadığımız durum bu. Ama dediğim gibi ben bugün başka bir şey soracağım. Neyi soracağım? Gündem karışık dedim ya. Neyi tartışmamız gerekiyor? Ekonomiyi tartışmamız gerekiyor. Ama neyi konuşuyoruz? Yargının Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı müdahaleyi konuşuyoruz. Peki bunlar gündem değiştirme çabası değil mi? He? Bunu soracağım vatandaşlara. Mesela bir genç var burada hemen kameranın arkasında. Ama öyle böyle olmaz, öyle başını çevir. Bunlar gündem değiştirme çabası mı diyorum? Kaçma. Oradan konuş o zaman. Gösterme kendini. Yok. Kendini ben anlamıyorum yargı anayasada. Peki haberin var. Bunlar gündem biliyorsun. Esas derdimiz de bizim. Ekonomi değil mi? Evet. Peki neden böyle? Bana çok göster. Tamam. Hiç bildiğim yok abi. Hiç ya var mı hayat pahalılığı? Şey olmaz tamam mı abi? Şimdi bu yargı Anayasa Mahkemesi'ni, oradaki üyelerini savcılığa şikayet etti. Kime şikayet etti ve biz şu anda herkes onu tartışıyor. Bıraktık ekonomiyi, Filistin'i bile bıraktık, her şeyi bıraktık, bunu konuşuyoruz Türkiye'de. Neden? Allah hiç bilgim yok abi. Ha? Hiç bilgim yok. Sen o zaman gündemi takip et. Takip etmiyorum abi. 10 Kasım da senin için umurunda değil. Değil. O 10 Kasım. Hayır hiç değil. Biliyorsun 10 Kasım'ın ne olduğunu. Hiç. Ha? Umurumda değil. 10 Kasım'ın ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum ama umurumda değil. Tamam. Güzel. Sana bir şey demiyorum. Önder, Peygamber Muhammed. Ya peygamberle Atatürk'ü nasıl aynı kefeye koyuyorsun be arkadaş? Nasıl değerlendiriyorsun? Yok. Nasıl bir zihniyetin var senin ya? Allah Allah. Abicim gündem. Oo, kafayı yemişler. Peygamber diyor lan, peygamberle Atatürk'ü peygamber nasıl? Peygamber ayrı. O Önder Atatürk, ya, Önder Atatürk ayrı. Ay, ya, sinirlenmemek için bazen böyle sabrediyorum arkadaşlar ama neyse. Şimdi bizim esas meselelerimiz var, gündemimiz evet var. Hayat pahalılığı, ekonomi, işte milli paramız eriyor ama neyi konuşuyoruz? Hatta Filistin bile gölgede kaldı. Yargının Anayasa Mahkemesi'ne ettiği müdahale. Zaten Filistin'de bir şey yaramıyor ya. Hayır, ayrı mesele. Yani nedir ya bizim esas meselemiz nedir? Onu soruyorum. Ekonomi. Ekonomi. He. Bu gündem değiştirme çabası mı, bu yargının müdahalesi? İnşallah. Yargının... İnşallah Tayyip amca gidecek. Olur mu gidecek? Ya daha... Mayıs ayında, 14 Mayıs'ta seçim yapıldı. Ya seçim zaten, ben CHP'ye veriyorum zaten. Tamam ya, sen vermişsin, tamam muhalifsin de evet, gidecek diyorsun ama gitmedi. Onun bildiğim şey, o herkes... Kimin bildiği? Tayyip'in, yazıyor, çiziyor. Hani onun planı mı diyorsun? Onun ama planı. Peki muhalefet niye bu planı bozmuyor? Muhalefet valla bilmiyorum, muhalefet de sıkıntılı yani. Şimdi değişti kılıç, işte, özgür. Kılıçdaroğlu gitti ama inşallah iyi olacak. Var mı umudun? Valla ona da umudum yok ama İmamoğlu gelseydi daha iyi olurdu. Ama İmamoğlu ile birlikte hareket ediyor Özgür Özel. İnşallah daha iyi olur. Anladım. Güzel günler göreceğiz ya. Göreceğiz mi? İnşallah. Hem umudum yok diyorsun hem güzel günler göreceğiz. Peki diye göreceğiz. Peki hadi. Kılıçdaroğlu gitti ama bilmiyorum. Tamam. İyi mi oldu? Valla bence iyi oldu ama. Görelim ya. Ben Kılıçdaroğlu'yu da seviyorum. Ya neyse o konuya girmeyelim, o çünkü o ayrı bir değerlilik. Bence başarısız oldu, gitmesi gerekiyordu. Gitti. Aynen. Onun değeri... En İyi çok yani da AK Partililer üzülüyor olabilir bu konuda. Belki o da ona çalışıyordu yani Kılıçdaroğlu, bilmiyorum. Teşekkür ederim, sağ olasın. Para her kapıyı açar. Öyle mi? Belki biliyorsun, para açar işte. İyi Partili milletvekili hop
Aynen. Şeye geçti. Ama İmamoğlu, para karşılığında. İmamoğlu gelseydi daha iyi olurdu. Ya İmamoğlu zaten Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor. Ama hareket ediyor da bilmiyorum işte. Ne olacağını bilmiyorum yani. İmamoğlu hem İstanbul Belediye Başkanlığı'nı hem de genel başkanlığı yürütemez. İnşallah, yok. İnşallah olur. Tamam, peki. Benim kafam da iyi hadi tamam, daha. Görüşürüz. Tamam, güzel senin. Ekonomi yüzünden. Ekonomi yüzünden. Vallahi. Peki hadi, teşekkür ederim, sağ olasın. Kafası güzel. Gençler, sorayım mı size? Ne soracaksın abi? Dur hele, dur. Nasılsın? Ben konuşamıyorum. İyi abi, sen nasılsın? Ya şey, gündemi takip edin, niye gitmedin? Ya, ben konuşamıyorum. Aa, konuşamıyorum. Niye konuşamıyorsun? Ya, yabancıyım oğlum. Nerelisin sen? Fransa'dan. Fransa'dan? He. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil misin? Yok. He? İkisi var. Ne diyor? Anlamadım. İkisi var, ikisi. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın hem Fransızsın. He. Aslen nerelisin? Aslen nasıl? Türk. Aslen Türk'sün. Türk. Yani sen çok az Türkçe biliyorsun. Ya biliyorum ama böyle dolayısıyla olarak çıkmak istemiyor. O çok kuzenin. Güzel konuşuyor. Kuzenin. Tamam olsun, dur yanında dur ya. O da daha güzel. Baksana yakışıklı. Kuzenin yaşın kaç? 17 abi. 17. Yenileyeceğiz bak, yaşın küçük olduğu için. Tamam, problem tamam. Değil. Şimdi gidişatı soruyorum ve biz neyi konuşuyoruz, tartışıyoruz? Hiç takip edebildin mi? Bu Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne bir müdahalesi oldu. Bilgin var mı bu konuda? Onu bilmiyorum. Ortalık biraz karıştı. Biz esas ekonomiyi konuşmamız gerekirken hayat pahalılığını, onu konuşuyoruz. Yok, onu bilmiyorum maalesef. Nasıl gidişat, hayat pahalılığı var diyorlar? Kapatır mısın? Çok iyi. Çok iyi. Süper. Hiç pahalılık yok. Tamam. Bak, hiç pahalılık yok. Var mı güzelim pahalılık? Güzel yok gözükmesin. Abi ya. Ne alakası var? Hiç yok değil mi? Yok abi hiç. Yok. Abi, bak, her şeyi alıyor. Her şeyin mizahı olur. Evet, ay bak. Dayılara göstereyim. Dayılara göstereyim. Hadi ironi yaptığını anladım. Nasıl görüyorsunuz canım? Yaşı kaç bu arada? 15. Oo, 15 çok küçük ya. Yayınlayacağız. Abi küçük değil ya. Tamam, hayır. Bak. Yayınlayabilirsin yani, abi. Çünkü 18 yaşından küçük olduğu için aileleri falan sorun çıkarabiliyor. Bal gözlük. Bir şey olmaz. Bal gözlüm gözleri. Kehribar. Kehribar oluyor. Sen arkadaşım mısın? Evet. Güzel, anladım, ironi yapıyorsun. Evet abi. Biz esas tartışmamız. Ya. Çok teşekkür ederim güzelim. Kendine dikkat et. Yani o daha çok konuşacaktı ama yani tam şeyi anlatamadın derdini. Şimdi bakalım sen anlatabilecek misin? Şimdi esas tartışmamız gereken konu ekonomi, hayat pahalılığı. Hatta Filistin'i bile konuşuyoruz, olanları vesaire. Abi. Ama sonra bir tamam. Sorabilir miyim? Tamam, sorayım. Yargıtay diye bir şey var, biliyor musun? Bu evet, Anayasa biliyorum. Mahkemesi'ne müdahale etti falan. Bak, yaşın çok küçük olduğun için belki bilmiyor olabilirsin. Ama biz bunları konuşmamız gerekirken ne oldu da birden gündem değişti? Birden gündem Filistin'e döndü. Aslında bence... Filistin'den de döndü şimdi. Filistin'den döndü. Tabii o kadar takip etmedim ben Filistin'e kadar. Yargıtay bir karar aldı. Anayasa Mahkemesi'ne müdahale etti. Bugün herkes bıraktı. Mesela CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbete başladı. Barolar yürüdü adliyeye. Çünkü Anayasa Mahkemesi Türkiye'deki en üst yargı. Yani en üst hukuksal yargı, öyle söyleyeyim. Bir de onun altında Yargıtay var. Yargıtay kendisindeki üstündeki mahkemeye müdahale etti. Normal mi? Normal değil ya. Üstündeki mahkemeye karışabiliyorsa demek ki burada bir genç sorun olarak vardı. Nasıl görüyorsun geleceği? Abi ben geleceği göremiyorum. Ama telefonum var. Abi telefonum var da bunu bile yani biliyorum, şaka çok yapıyorum. Zorluklarla aldık. Aynen. Annemler falan. Ne iş yapıyor aile? Ailem ikisi de asgari ücretle çalışıyor. Asgari yani abim okuyor başka bir şehirde. Ona işte para yetiştirmek için annem de çalışıyor, babam da çalışıyor. Ama hala yetmiyor yani. Peki hedefin nedir ileriye dönük? Mesela hemşire olmak istiyorsun. Ama işte olursun. Olmak istiyorum ama mesela sağlık meslek liselerinde önceden hemşire olabiliyorduk. Şimdi olamıyoruz. Hemşirenin yardımcısı olabiliyoruz. Yani o yüzden sağlık mesleğe gidecektim. Şimdi Anadolu'ya gidiyorum. Oradan okursun, yüksek okursun ya. Yüksek okurum da abi, şimdi meslek liselerinin amacı bu ama. Evet, olmuyor yani. Anadolu çok zor. Ciddi mi? Matematikten 29 aldım. Matematiğin kötü oldu. 28 aldım. Oo. Neyse güzelim. Yani hayallerinizin evet. Peşinden koşmaya devam edin o zaman. İnşallah teşekkür abi. Ederim. Ben de teşekkür ederim. Sorayım mı amcacığım sana? Ha? Amca, nasılsın, iyi misin? Sağlığın, sıhhatin? İyi. Nasıl gidişat, keyfin? Normal, iyi. Normal. Hayat pahalılığı var diyorlar ya. Var mı? Var tabii ya. Var. Neyi tartışmamız gerekiyor? Bizim ekonomiyi konuşmamız gerekirken. Bunlara aklım ermez o kadar. Vallahi hiç vermez. Var be, yani. Biraz akıl var be sende. Hiç mi yok? Hiç bu kadar. Bu kadar bile yok. Basmıyor. Vallahi basmıyor. Abim basmıyor dedi. Kafa basmıyor dedi. Olsun, tamam. O zaman kafası basan birilerine sorayım. Sana sorabilir miyim abicim, kısa bir şey? Yok. Sana sorayım sana. Tamam. Tamam. Abim kafa basmıyor dedi. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizi sormalı. Ama gidişata paralel soruyorum. Aslında gündemde soracak çok şey var ama bu hiç takip edebildin mi? Anayasa Mahkemesi'ni
Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne müdahale etti. Duydun mu? Duydum, duydum. Haberlerde seyrediyorum. Suç duyurusunda bulundular. Ne diyorsun bu konuda? Düşüncelerini merak ediyorum. Biz de ekonomi sorunları tartışmamız gerekiyor. Şimdi hocam şöyle bir şey diyeyim. Şimdi ki bu gündem değiştirme çabası mı? Aynen öyle. Öyle şey diye bunu hepsi biliyor. Yani ben hiç okul okumadığıma rağmen yine ben biliyorum bunu. Mesela kendi hiç şimdi. Okula gitmedin mi? 3 sene okudum. Okuma yazmam var ama. 3 sene okudum. Okuma yazmam var. Var. Akıl da var. Birazcık. Birazcık. Teşekkür ederim. Birazcık da değil. Teşekkür ederim. Birazcık. Birazcık var. Sorguluyorsun ama. Tabii. Aynen. Önemli olan o. Kendini yetiştirmen önemli. Aynen öyle. Sorgular. Nasıl görüyorsun peki? Neden? Nedir bu durum? Nasıl görüyorum? Hiç iyi görmüyorum. Hiç iyi görmüyorum. Ne olacak peki? Allah sorumuzu hayır eder. Ben bir şey demeyeceğim. Çünkü hayır ediyor mu Allah? Hayır ederse çabalarsak hayır edecek. Çabalamasak hayır etmez. Çalışmak lazım. Aynen öyle. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Aynen öyle. Çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz da. Herkes kendini düşünüyor. Aynen öyle. Toplumu, o şekilde. Devleti, milleti düşünen yok. Ya var gibi gösteriyor ama değil. Değil. Ben öyle... Peki? Vallahi Allah sonumuzu hayır eder. Ne diyelim? İnşallah. Lazım anlamında nasıl mesele ne anlamda derken şöyle biz devamı toplum olarak hani demokrasi diyorlarsa demokrasi uygulamamız lazım derim. Ben böyle derim. Başka ben çok bilgim olmaz. Ama Türkiye'ye genel olarak sorarsan Türkiye'ye ben Türkiye'likten çıktığını biliyorum. Topluma kamp olmuş Türkiye. Nereden? Suriye'si mi istersin, Afgan'ı mı istersin? Kınayak mısın eline? Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Ben inşaatçıyım. İnşaatta çalıştığım için. Sıvacıyım mesela. Parmaklarımın haricinden dolayı şey oluyor. O yüzden kınayak yiyorum. Ha, güzel. Kınalı abi. Teşekkür ederim abi. Var olasın. Var. Başka bir soracağım varsa. Anladım da bu durum kimin işine yarıyor? Bu karışık ortam. Kimin işine yarar ya? Bu abi, karışık, bence, kaos. Bence kimsenin işine yaramıyor da. Hani bazıları kendine yaramış gibi gösteriyor ama hiç kimse yaramıyor. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sorgulama yeteneği olanlar durumu sorgulayabiliyorlar. Sorayım mı abicim size? Tabii, size sorayım mı? Yok. Onlar bakıcı. Sadece bakıyorlar abiler. Sorayım mı abicim sana? Yok sağ ol. Sen de sağ ol. Ben sorayım mı sana? Şehit ol abi. Ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi koşuyor. Keyfin, sağlığın, sağlığın. Allah şükür. Ekonomi? Ekonomi normal. Orta şekerli. Aynen. Emeklisin. Emekliyim. Ne kadar alıyorsun? Ya emekli alıyor. En üst emekli maaşını alıyor. 7,5. Evet. Süper ya. Şükret ya. Hala. Çaktırma. Sakın çaktırma kimseye. Okay. Şükret. Ama geçinemiyoruz diyorlar emekliler. Nankörlük ediyorlar. Sen? Kolay değil bu şartlarda. Kolay değil. Aynen. Şimdi gündemi takip ediyor musun? Hediye arası bazen bakıyorum. Bu Yargıtay savcılara şikayeti var. Duydun mu bunu? Yavrumla bakmıyor. Duymadım. Tamam. Bilmiyorsun. Aynen. Sana sorayım abicim. Abi, takip edebilir mi gündemi? Görebilirsin. Çok fazla. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi savcılara şikayet etmesi falan. Valla hocam aslında şöyle çok fazla takip etmedim. Aha. Fakat şu, Anayasa Mahkemesi'nin ilk yaptığı yanlış değil. Daha önce de çok yanlışlar yaptı. Yanlış mı sizce? Bence yanlış. O seçilmiş bir milletvekiliyle ilgili seçilmiş ama değil mi? Şu, peki. Kazanılmış hakkı var. Kazanılmış hakkı var da şu. Ama zaten mahkumiyet kararı da var. Yok, onu ne yaptı? Çıkmamıştı. Çıktı. 18 yıl hapiste yargılanıyor. Çıkmamıştı. Hocam, karar alındığında. Yargılanıyor. Tamam. Yargılanıyor. Başka o adam şöyle yoktu. Oldu bak. Başka doğrusu adam mı yoktu o da? Prosedür ne biliyor musun? Prosedür onu parlamentoya getirsin, milletvekilliğini düşürsün, ondan sonra yargılarsın. Öyle olması ama gerekiyor. Ama aslında düşmesi de gerekiyor. Tamam. Ama şu anda şey olmadı işte. Üstünden yaptılar. Orada aslında hakkını kazandı. Ama bak şimdi burada ya ne yaptı? Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Onun milletvekili adaylığı, çünkü ben de milletvekili adayıydım. Son seçimde adaydım. Benden savcılıktan ve şeyden temiz istediler. İşte. Bu herife kim temiz verdi o zaman? Niye ya milletvekili olmasına izin verdi? Ortada zaten yanlışlık var. Zaten onu da ben şey yapmıyorum ama şu. Yani nasıl diyeyim? Ya Türkiye'de çok yanlışımız var. Aha. Fakat sanki başka şey. Bunu kurtarmak için mi? Bak, yok, bu adamı kurtarmak için o zaman milletvekili adayı yaptık. Tamam, onu soruyor. Bak, o zaman yapmayacağız. Aday parti de onu yapmayacak. Bak, partinin yapmasının amacı zaten çıksın diye yaptı. İşte o zaman tamam, partiler de yanlış. Ben şimdi ama başka bir şey soracağım. Ya bütün bunca mesele varken, ekonomik hayat pahalılığı varken, milli paramız erirken, bütün paralar karşısında. Biz gelmişiz bunları tartışıyoruz be arkadaş. Ya haklısın. Bilerek mi yapıyorlar bunu? Bilerek. Bir dakika, şu anda Selahattin Demirtaş şeyi bitti mi? Neyi? Tam bütün cezası kesinleşti mi? Hayır, kesinleşmedi. O zaman şu an Demirtaş tutuklu. Bak, tutuklu. Yargılanıyor. Yargılanıyor. Ama o da seçilirse onu da milletvekili yapacağız. O zaman o da af çıkacak. Yarın bir gün bir şey geldi, afaya da Sayın Cumhurbaşkanı, güzel abicim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hizbullah militanlarını serbest bıraktı ya. Yeni daha. Bak bunlar neydi, bizim şeyi öldüren, Gaffar Okan'ı öldürenler bunlar. Suikaste katılanlar. Sabit suçları sabit, bunları affetti. İşte bu doğru mu? Adalet mi bu? Hayır, değil.
O da yani eşit, o da suçlu, bu da suçlu. Yani ben şey yapmıyorum ya. Neyse. Fazla vaktinizi almıyorum. İyi mi? Vallahi kötünün iyisi. Tamam. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi. He yani. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel oldu. Sorayım mı? Evet. Sorayım mı sana abi? Ne soruyorsun abi? Gidişatı soruyorum canım ya. Nasılsın, iyi misin? Hiç iyi değil. Ne oldu bir de? Hemen daha hiç iyi değil dedi ya. Vallahi billahi. Teyzeciğim sana sorayım. Vallahi hiç iyi değil dedi ya. Vallahi. Sorayım mı abicim sana? Sana sorayım mı? Sana sorayım abicim. Sor. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Vallahi gidişata paralel soruyorum. Biliyorsun, gündemi takip etmişsindir. Bu Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyelerini savcılığa suç duyurusunda bulunması var. Evet. Ondan sonra gündem birdenbire değişti. Hatta Filistin'deki olayları bile bıraktık kenara. Ki hayat pahalılığı bizim en önemli problemimiz. Nedir bu? Ne yoruyorsun bunu? Gündem değiştirme çabaları mı? Yoksa başka bir şey mi? Nedir? Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi Filistin gündemini değiştirmek olabilir. Birinci amaç o. Yani, şu an bence o. Sadece o değil ama hayat pahalılığı. Yani Filistin, evet, yüreğimiz yanıyor ama bizim kendi milli paramız ya, Türk lirası eriyor, evet. Ya bütün yabancı paralar karşısında gündemi konuşmamız gerekirken. Doğru. Hatta 10 Kasım oldu şimdi, biliyorsun 10 şimdi Kasım'da ben, bile. Şimdi şöyle Atatürk'ü... doğru onu çok tartıştık da. Şimdi mesela Bulgarların parası vardı ya, leva. Evet. Leva Türk parası karşısında çok değersizdi. Bundan birkaç yıl evvel diyelim. 15-16 şu anda bizim 4-5 katımız falan galiba. Bildiğim kadar 8 dolar falan. Yok, 15 dolar değil. Leva. Leva biliyorum da levaları o bir leva tamam 8 dolar. Bir leva, 1 dolar 8 leva. Değil. 4 leva mı? Hayır, dolar değil abi. Liradan söz. 15 lira. 15-16 lira falan. Belki de 14 lira o civarda. Neyse, yani sonuçta onların parası bizim değer kazandı, bizi geçti. Ama şimdi soruyorum, diyorum ki nasıl oluyor bu iş? Bu ekonominin karşılığı mıdır peki? Çünkü onlarda ihracat, her ay görüyoruz ki ihracatımız rekor dayanmıyor. Bu sene bu hayatta rekor kırılıyor. Bir dahaki ay bir daha rekor, bir dahaki hep rekor. İhracat derken? Türkiye'de ihracatından bahsediyor. İthalat diyorsun yani. İhracat diyorum, ithalat demiyorum. İhraç ediyoruz. Evet. Gündemi, rekor kırıyor. Gündemi takip etmiyor musunuz? Hayır, anladım da. Hayır, şimdi gündemi takip ediyorsanız ya, benden daha iyi takip etmeniz lazım da. Her ay ihracat kırıyoruz ya, rekor. Kırmıyoruz mu? Ha, kırıyoruz. Evet. Tamam. Şu anda bütün savunma sanayinin ihracatı bilmem kaç milyar dolardan kaç milyar dolara geldi. Evet. Onda da ihracatımız var. Turizm ülkesiyiz. Evet. Turizm patlaması yaptık. 34 milyona yakın insan geldi Türkiye'ye, kaldı. Onlar da canlı döviz getiriyorlar. Buna rağmen Türkiye'nin parası neden acaba düşüyor? Neden düşüyor? Neden mesela Bulgaristan'ın parası bizim ekonomimiz kadar, yani esamesi bile okunmazken acaba bize... O rakamlar göre, az önce verdiğin rekor kırıyoruz şeyleri gerçek olabilir mi o zaman? Sorgulamak lazım değil mi? Tabii ki gerçek. Madem bu kadar ihracat yapıyoruz da niye o zaman milli paramız değer kaybediyor? Kesinlikle. İşte ben de oraya getireceğim konuyu da. Sen benim boğazıma tıkladın lafı. Acaba bizim ekonomimizin yanında Bulgaristan'ın hiç esamesi bile olmaz ve turizm geliri bizim kadar olmazken neden bizim paramızın yaklaşık son ayında 4 katı kadar değer kazandı Türk parası karşısında? Hristiyan da ondan. Ha. Evet. Müslüman olduğumuz için. Aynen öyle. Ha. Tamam? Sen de Hristiyan ol. Hatta ama bakın, siz o kadar jeopolitik olarak öyle bir konumlu yerdesiniz ki, tamam mı? Askeri, coğrafi, ekonomik, işte bütün yollar senden geçiyor. Şu anda bütün petrol boru hatları senden Avrupa'ya geçmek üzere. Türkiye'yi doğalgaz istasyonu yapalım. Batı'nın da buna çıkarı var. Batı'nın çıkarı çok yok. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesinden dolayı var. Batı'nın çıkarı şöyle var. Rusya'nın üzerinden alamadığı şeyi senin üzerinden alacak. Şu anda Rusya'dan biliyorsunuz ambargo dolayısıyla almıyor görünüyorlar. Tamam. Ama Türkiye buradan kazanç çıkarken ve özellikle neden Yunanistan'ın oraya mesela askeri üsler yaptığı şey, Amerika dünya kadar para yatırdı oraya. Herhalde onların kaşına gözüne, Yunanları çok sevdiğinden falan mı? He? Amerika. Özellikle Amerika olacak. Bir milleti çok sevecek, öyle mi? Amerika dünyanın en çıkarcı milleti. Elbette. Nerede işi varsa, nerede çıkarı varsa orada yatırım yapar. Yunanistan'da yatırım yapmasının şu andaki en birinci amacı Türkiye'nin, gelişen Türkiye'nin Amerika'nın boyunduğundan kurtulma, o tasmayı boyunundan çıkarmanın önünü kesmek ve Türkiye'ye
adı altından sopa anladım. Göstermenin. Yani özetle, evet. Özetle diyorsun ki dış güçleri müdahalesi var. Dış güçler sadece onları mı? Sen İran da altımızı oyuyor, sadece Amerika mı? Herkes. Evet. Herkes altımızı oyuyor. Oymuyor peki mu sadece? Peki biz ne yapacağız abi, elimiz armağan topluyor. Sen şimdi sen şey savaşında, madem gündemi yakın takip ediyorsunuz ya canım, Azerbaycan savaşında İran kimi tarafını tuttu? Evet biliyoruz. Kimi tarafını tuttu? Ermenistan'ı. Heh, niye? Filistin'de Ermenistan'ı destekledi. Evet doğru. Biz Filistin'e destek veriyoruz. Doğru neden? Acayip yani. Neden? Kardeşim bak, her yerde kandırılmış adamlar vardır. Amerika'nın sadece Türkiye'de mi var FETÖ'sü zannediyorsunuz? Amerika'nın Almanya'da da Almancası FETÖ'sü var, Almancası. Fransa'da... Amerika hizmet edenlerden. O kadar ya, Fransa'nın peki, içerisinde de Fransa FETÖ'sü var, tamam mı? Şey şimdi şunu söyleyeyim, darbeden evvel kaçtılar ya bir sürü subay asubay. Evet. 236 tane subay asubay Türkiye'ye dönmedi kardeşim. Evet. Şimdi ben size soruyorum. Ey vatandaşlarım, 236 tane ordu mensubu Türkiye'ye dönmedi. Bunun 137 tanesi yanlış hatırlamıyorsam Almanya oturma izni verdi. 2500 avro yanılmıyorsam ya da 3000 avro maaş bağladı bunlara. Peki şimdi soruyorum, onlar kimin elemanlarıymış? Aslında Türk ordusunun subayı veya asubayı mıymış yoksa başka orduların subayı asubayı mıymış? Şimdi soralım şey, bakalım. Ben şöyle bir şey diyorum. Biz de gidelim Amerika'nın FETÖ'sünü kuralım abi. Kur. Onları şey yapalım. Gidelim abi. Kur. Kim tutuyor bizim elimizden? Gidelim Amerika'yı kaşıyalım. Mesela Kızılderililer var orada. Hı. Onları kışkırtalım. Ayaklansınlar. Ben sen şey yapamazsın. Niye? Ertesi onlar gün, nasıl yapıyor peki? Ertesi gün güneşi göremezsin. Biz niye Türkiye'de, bu kadar müsaade ediyoruz abi? Söylüyorum. Türkiye'de demokrasi problemi var diyorlar ya. Evet kardeşim. Türkiye'de acayip demokrasi problemi var ama Türkiye'deki problem aşırı demokrasi var Türkiye'de. Aşırı diyorsun. Aynen öyle. Türkiye'de aşırı demokrasi var. Orada sen orada bin Laden diyeceksin. Bak bakalım yarın güneşi görebiliyor musun? Bin Laden de onların adı mıydı? Bak bakalım ya da İngiltere'ye gitti ki. Saddam da onlara hizmet etti yıllarca değil mi? Kardeşim ben de diyorum ki adamların her yerde FETÖ'sü var dediğim lafıma gelmiş oluyorsun. Sen böylece beni teyit etmiş oluyorsun aslında. Adamların her yerde FETÖ'sü var kardeşim. Tamam. Irak'ta da var, İran'da da var, orada da var, burada da var. Sen gurbetçisin galiba. Değilim. Değil mi sen? Bursa, öz Bursalıyım ben. Ne iş yapıyorsun? Makine mühendisi. Makine mühendisi. Evet. Makine mühendisi. Makine mühendisi. Evet. İşler nasıl abi? Nasıl görüyorsun ekonomi gelecek normal şey olarak, sıradan vatandaş olarak baktığın zaman? Ekonomi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin olmadığı kadar iyisi durumunda şu anda. Tamam. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bakarsanız etrafa, ben yolda bir tane takı araba görmüyorum. Bunca yani petrol makine mühendisi olarak bakıyorum diyorsun, evet, görüyorum ben çok yıllardan beri de bu sektördeydim. Otomotivdeydim özellikle. Şu anda emekli misin? Devam emekli, ediyor musun? Emekli. Tamam abi. Ne kadar ayıptır sorması alıyorsun emekli abi? Söylemeyeyim. Söyleme. Peki söylemeyeyim. Tamam. Söyleyeceğim mi söylemeyeceğim? Yok söylemeyeyim. Tamam söyleme. Peki teşekkür abi, ederim abi. Kadına, makine mühendisi abimize çok teşekkür ederim. Kapatalım. Kadına yaşı erkeğe maaşı sorulmaz. Tamam abi. Çok teşekkür. Yaş kaç? 58. 58 aynı yaştayız. Öyle mi? Tabii. Ben tamam. 57, 58. Tamam. Atatürk'ün öldüğü yaştayım ben de. Tamam. Abi çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Sağ ol. 57 yaşında öldü ama Atatürk. 57. 57 tamam. De öldü Atatürk. Tamam. 57 yaşında ben işte. 58'im ben. Ha, tamam. Ben Atatürk'ün öldüğü yaştayım. Pardon, ben. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. 10 Kasım'da andık biliyorsun. Ha, cennet Türkiye olsun. Ekonomisine soru sormanıza gerek. Etrafa bakın anlarsınız. Tamam. Makine mühendisi abimiz ekonomi çok iyi dedi etrafa baktığımızda. Videoyu bitiriyorum. Hava karardı çünkü. Işığa geleyim şöyle. Işığa gel şöyle gel. Gel böyle gel. Ha ışık nasıl, iyi mi? Bir dakika biraz daha gel. Ha şöyle. Tamam. Işığa geldik. Bilal abiniz ışığa gel dedi. Makine mühendisi abimiz ışığı çekme. Niye ışığı çekiyorsun ya? Beni çek ya. Ben ışık gibi adamım ya. Işık ya saçıyorum ya. Hayır. Hayır. Allah Allah. Makine mühendisiydi abimiz. Ve benim jenerasyonum benden bir yaş büyükmüş. İyi diyor. Artık karar sizin. İyi mi değil mi? Evet. Yargıtay Anayasa Yüksek Mahkemesi'ni üyelerini savcılığa verdi, şikayet etti, suç duyurusunda bulundu, ortalık karıştı. Esas konuşmamız gereken, esas tartışmamız gereken konuları maalesef tartışamıyoruz. Dediğim gibi neyi göz ardı ettik, hatta Filistin bile şu anda gölgede kaldı. Neleri konuşuyoruz, neleri tartışıyoruz? Ben de sordum vatandaşa, bunlar gerçekten gündem değiştirme çabası olabilir mi diyeceğim ama bilemiyorum. Daha fazla yorum katmak istemiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Akşam saat 22'de Bilal abinizle şu anda kamerayı kullanıyor. Bilal Kaya Altı ile birlikte Bavul Haber ve Bavul TV'den gündemi yorumlayacağız. Bakalım eğer yapacak işiniz yoksa akşama canlı yayında görüşürüz. Videolarımı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.
Arkadaşlar anonsu yaptım, kapattım ama kızlar dediler ki ben de konuşmak istiyorum dediler. Biz de konuşmak istiyoruz dediler. Hemen ışığın altına aldım ve soruyorum. Gündemi takip edebiliyor musunuz? Hayır, evet ediyorum. Bu Yargıtay Anayasa Mahkemesi olayı var, onu biliyor musunuz? Ha onu bilmiyorum. Ha? Bu Dilan Polatlardan bahsediyorsun. Dilan Polat. O AVM şey ya, bir makyaj markası. Neyse Dilan Polatlardan falan bahsetmiyorum. Ya abi sen bence bana de. Şeyi sor ya. Bu hukuk hukuk sorma direkt. Ama o hukuk çok önemli. Sor. Adalet var mı sorayım o zaman? Adalet yok tabii yok, ki. Yok tabii sonra ki. Sonra bağlı. Mesela o Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin altındaki bir kuruluş, kurum. Hı-hı. Fakat onlar üstteki üst mahkemeye müdahale etmeye kalkıyorlar. Bu da diyorlar ki darbe diyorlar. Bu bir darbe diyorlar. Çık şuradan. Bir saniye boş ver, sen bana bak. Çok sinir oldum. Kanka abi bey bana sorma, birazcık buna sor. Allah Allah. Tamam. Anlamadınız. Anlamadım. Siz tamam boş ver. Gel abicim senle bitir. Sen gel, senle bitir. Tamam. Artık. Nefret ediyoruz onlardan. Onları yollayın dedi. Güzel abicim nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Gündemi takip edebiliyor musun? Yok abi. Hiç mi? Sen de mi takip edemiyorsun? Yok, takip edemiyorum ben. Tamam. Keyfin yerinde mi? Yok, hayat keyif pahalı diyorlar. Oo çok. Zaten çok aşırı pahalı. Aşırı gidiyor. Ama az önce mühendis bir abi denk geldi. Yok dedi. Hı. Bak dedi, her taraf çok güzel ya dedi. Doğru. Hayır, kimisinin, güzel dedi, şikayet etmeyin, nankör kimisinin, olmayın demeye getirdi. Kimisinin derler ya tuzu kuru. Hı. Ama bizimki kuru değil. Yaş mı, ıslak mı? Islak mı tuzu? Onlarınki kuru, seninki ıslak. Evet, ıslak. Ama yaş tuz erir biliyorsun. Aynen. Acaba aynen, ondan mı geliyor bu evet, tuzun aynen. Kuru olması? Kuru olunca evet. Duruyor, evet, yaş aynen. Olunca eriyor. Doğru. Emekli misin? Emekliyim. Yaş 60, inşaatlarda çalışıyorum. Bir de 5000 liramızı kesiyorlar. Bu ne kadar işim. Alıyorsun maaşı? 7,5. Süper. Nankör olma. Sen ne nankör? Nankör olma, şükret ya. Ya neyine şükredeyim daha? Öyle diyorlar. Sigara ya, içiyorsun değil mi? Yok. İç mi? Telefonun var mı? Var. Oo. Telefonun var. He. Telefon bile varsa sende sen şükredeceksin ya. Tabii. Araban doğru. Var mı? Yok, araba yok. Bazen diyorlar ki herkeste araba var. Hani ya? Bilmiyorum, hani öyle ya? Diyorlar ya. Hani ya? Az göstersinler bir tanesini. Vallahi benim. Hangimiz var? Son seçimde kime oy verdin? Valla ben CHP'ye verdim. Pişman mısın? Yok, pişman değilim. Bundan sonra da vermeyeceğim. Ama şey değişti. Tamam, bundan sonra vermeyeceğim. Kime vereceksin? AK Parti'ye mi? Yok, AK Parti'ye de vermeyeceğim. Kime vereceksin? Hiç kimseye vermeyeceğim. Kimseye vermeyeceğim. Yani. Vermeyeceğim. Aynen. Boykot edeceğim. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Abi, röportajı az önce bitirdim ama şimdi gerçekten bitiriyorum. Ezan okunuyor arkadaşlar. Bir kez daha anımsatıyorum. Bu ezan bugün okunuyorsa, bu bayrak bugün özgürce dalgalanıyorsa silah arkadaşlarına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. O yüzden başta da dediğim gibi anonsta, sevmek zorunda değilsiniz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duyacaksınız. Anımsatıyorum bir kez daha. Kim Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına saygısızlık eder? Denize döktüklerimiz. İngiliz Atatürk'ü sevmez, Yunan sevmez, Ermeni sevmeyebilir, onlar sevmeyebilir ama içimizde yaşayanlar Atatürk'e bugün sövüyorsalar, hakaret ediyorsalar, tekrar Neyzen Tefik'in anımsatmama gerek yok. Şurada bir kez daha paylaşıyorum. Neyzen Tefik zaten söyleyeceğini söylemiş. Neyse, akşama dedim ya, bir kez daha anımsatıyorum, canlı yayınım var. Bilal Kayaltı ile birlikte canlı yayında gündemi konuşacağız. Eğer yapacak çok daha önemli işiniz yoksa gelin birlikte sohbet edelim. Görüşmek üzere.